Evet, Netflix'teki yeni Türk işi projemiz olan Kağıttan Hayatlar filmi 12 Mart'ta yayınlandı. Biz de izledik, bir inceleme videosu hazırladık. Hadi bakalım neymiş ne değilmiş bir konuşalım. Başrol oyuncumuz en son canlandırdığı karakter olan Hakan Muhafız'dan Çağatay Ulusoy. Yönetmenimiz Ayra, Müslüm, Türkçi dondurma filmlerinin yönetmeni Can Ulkay. Bilen arkadaşlar vardır hafızalarınızı tazeleyin. Hani ben Türkçü Dondurma ve Naim filmlerinin galasına gitmiştim. Canul Ulkay yani Can Hocam sayesinde gitmiştim. Arkadaşlarla eğlenceye amaçlı bir video çektikten sonra tanışmıştık Can Hocam'la ve bizi çok içten karşılamıştı. Çok samimi Can'a yakın bir insan. Can Hocam'a selamlar. Galalara nasıl gittim? Oralarda neler yaptım? İleride belki bunlarla ilgili konuşacağım bir podcast olabilir ama biz şimdi asıl mevzuya filme dönelim. Filmin çekimleri güzeldi, akıcıydı. Hele bir de diğer Netflix yapımlarımıza kıyasla daha bir farklı çekim açı ve tekniklerine sahipti. O bakımdan hoştu. Kullanılan müzikler gayet yerinde ve güzeldi. Oyunculuklar güzeldi. Güzel performanslar görüyoruz. Gonzales karakterini oynayan abimiz özellikle bayağı iyiydi. Çağatay'ın da performansı evet Hakan Muhafız'dan sonra çok çok daha iyiydi. He Hakan Muhafız demişken bu filmde Mehmet karakterinin sokakta yürürken tanıdığı insanlara selam verme sahnesiyle Hakan Muhafız'ın ilk bölümündeki Hakan'ın herkese selam vermesi Aleyküm, adım Azroy. neredeyse aynı olmuş sahneler birbirinin aynısı gibi ya orası direkt ilgimi çekmişti neyse Hakan'ı bırakalım biz filmdeki Mehmet'e ve karakterlere dönelim karakterler arası diyaloglar gerçekçiydi sade ve bildiğin sıradan bizler gibiydi daha rahat bilirsin ya işte günlük rutin konuşmalarımız bilirsin dostum Evet diyaloglar sade ve halkın içinden ama bu olay genel itibariyle sadece diyaloglar ile sınırlı kalmış diyebilirim. Demek istediğim olaya şöyle örnek vereyim. Kağıt toplayıcılar biz zemin. Zemin bu adamlar üzerine kurulu fakat kağıt toplayıcılara ve sokaklarda geçen hayatlara yüzeysel yaklaşmışlar. O konular işlenmemiş çok fazla. Yoğurdun kaymağı sıyrılmış gibi düşünebilirsiniz. Yani o yüzden bana sokak hayatını çok iyi anlatıyor. Sokakta yaşayan insanları çok özetliyor demeyin. Ha, bu filmdeki olay nedir? Olayları bağlama hafif de olsa orlara değinmek ve filmin tuzu biberi olsun diye koyulmuş bir bir şeydir. Ki güzel olmuş kağıt toplama mevzusu falan güzel. Sondaki verilen mesaj da güzeldi. Hatta kısa filmini bile yapabilirsin bunun. Konu çok esnek. İstediğin yeri çekebilirsin ve filmi izlerken pek sıkılmadım. Süre olarak da gayet yeterli makul bir sürede film. Bir buçuk saat abi temiz. Filmi izlerken bir iki filmden alıntı var gibi sezdim. Alıntı tabii olacak. Orijinal olma çabasına kimse giremez hatta kimse orijinal bir şey yapamaz bu her işte geçerli. Hep bazı işlerin bazı özelliklerini alırsın, sen kendin harmanlarsın, üzerine bir şeyler katarsın. Bu film de öyle bir filmdi. Ve sonda ben hem bu yüzden hem de bir iki sahneden dolayı ters köşe pek olmadım. Sürpriz olmadı. Bu yapımlara aşina olanlar için bu mevzuyu çözmek çok kolay olur eminim. Ha, izlerken senaristin doğum günü pastası ve hamamda Ali'nin saçının taranmasının sonda nasıl bağlanacağını merak ediyordum. Ama sokak çocuklarının tam 60. dakikada Mehmet'e güldüğünü gördüğüm zaman durumu çaktım. Aha, tamam dedim. Yani Herkes Mehmet'in durumunu biliyordu. İşte benim gibi izlerken finalde olacakları tahmin edenler filmden ara ara kopabilir. Bu gizem tarzı veya ters köşe yapacak filmlerde senaristlerin işi vallahi zor. Film bu konuda biraz sınıfta kalmış. Hele bir de o gülen çocuklar Ali nerede abi deyip dalga geçmeleri olamaz. Tanrım dedirtti bana. Ben de ters köşe, mers köşe kalmadı abi. Ha, ama şöyle de bir şey var. Senarist bunları oraya bilerek koymuş da olabilir. Çoğu izleyici bunları pek önemsemeyebilir. Harbiden dikkatli izleyicilerin olayı çözmesini istemiş olabilir. Çocukların Ali'ye bali içirip Mehmet'in bana da çocukken içirmişlerdi falan demesi de bunlar bayağı zayıflattı senaryoyu gözümde. Bir de Mehmet bunları derken Gonzales'in bakışları, sessizliği ve çocuğu hastaneye götürmeyelim deyişinden sonra tamam abi diyorsun. İşte tüm bunlar finalin etkisini azaltıyor. Ama dediğim gibi bu fazladan ön bilgilendirmeleri önümüze bilerek de koymuş olabilirler. Oo çok mu konuştum ne? Film hakkında geri kalan mevzuları da siz çözün artık. Eee her şeyi bizden beklemeyin de bunların üzerine de siz bir şeyler katarsınız artık. Dediğim gibi birkaç eksiği dışında ben genel itibariyle filmi sevdim. Filme puanım 7.8. Bugün acaba ne izlesem ya da hangi filmi izlesem izleyecek film bulamıyorum derseniz Kağıttan Hayatları öneririm. Kağıttan Hayatlar sıkılmadan izleyeceğiniz bir film. Hadi ben müsaade isteyeyim. Ben yavaştan kalkayım. Sağlıklı günler dilerim herkese. Hoşçakalın.